Santos, his pass batted away by Bielitsa. Now Bielitsa gets down and dunks it. Teodosic has his pass stolen. Torres on the break. Oh, he gets swatted by Bielitsa, but there. Yani Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün Flash bir haberin videosu ile karşınızdayız. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, Fenerbahçe basketbol tarihine adını altın harfler yazdırmış bir isim. Profesör Nemanja Bielitsa bu sezon Avrupa'ya geri dönüyor. Sırp oyuncunun ismi gelecek yıl için Fenerbahçe Beko ile anılırken, bugünkü içeriğimizde 33 yaşındaki oyuncunun NBA kariyerinden, oyuncu özelliklerinden ve Fenerbahçe Beko'ya gelmesi durumunda takımın uzun rotasyonu ve basketbol kalitesine vereceği katkılardan bahsedeceğiz. Hazırsanız özel Bielitsa dosyası ile karşınızdayız. Nemanja Bielitsa has just broken the 10-game losing streak in Houston, is being mobbed by his teammates. Let's go! Yes, sir. Great win. Get it back to set down. Man, it feels good, man. Like, we deserve this win. Like I said, we were very brave team tonight. Nemanja Bielitsa'nın tekrar Avrupa'ya dönüş kararı alması ve Fenerbahçe Beko ile anlaşma ihtimali özellikle sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Haberi ilk veren basketbol habercisi Yunus Aydın olurken birçok Fenerbahçe hesabı da bu haberi paylaştı. 1988 yılında doğan 2.08 boyundaki oyuncu orijinal pozisyonu itibariyle bir uzun forvet olsa da çok yönlü bir oyuncu olması itibariyle de onu birçok maçta pivot pozisyonda ya da zaman zaman kısa forvet olarak da izledik. Fenerbahçe'de Obradovic liderliğinde 24 Euroleague karşılaşmasında 10.4 sayı, 6.1 rebound, 2.2 asist ve maç başına 1.6 top çalma ortalamalarıyla oynarken Fenerbahçe Ülker forması ile Euroleague'in MVP'si olma onuruna da erişti. Fenerbahçe Ülker sonrasında NBA'ye giden profesör NBA'de Minnesota, Sacramento ve son olarak Miami formaları giydi. NBA kariyeri boyunca 7.9 sayı, 4.6 rebound, 1.8 asist, %38.7 3 sayılık yüzdelerin altına imza atarak NBA'de kendisine güvenilen önemli bir rol oyuncusu oldu. Oh, wonderful pass from Teodosic, and there again, nobody boxing out Bielitsa. This is what he does. He puts points up on the board, and even in the American qualifiers, American Cup qualifiers, big time scores. Bielitsa, it's another bucket. Evet arkadaşlar, Nemanja Bielitsa'yı hepimiz tanıyoruz. Özelliklerini detaylıca anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bir uzuna göre pasör yapısı, yüksek oyun görüşü, etkili dış şutları, orta mesafedeki etkinliği ve yüksek rebound katkısı ile Avrupa'nın en elit oyuncularından biri olduğunu söylemek lazım. Pür bir savunmacı olmasa bile oyun zekası ve doğru zamanlaması ile takımının ihtiyacı olduğu savunma katkısında veriyor. Bielitsa Sacramento forması giyerken Eurohoops'a vermiş olduğu bir röportajda takım içerisindeki rolünü şöyle tanımlıyordu. Pozisyon yaratmayı seviyorum. 3 sayılık atış kullanmak ve takım arkadaşlarımı alan yaratmak çok keyifli. Ancak takım arkadaşlarımı daha iyi hale getirmek ve onların işini kolaylaştırmak için yapabileceğim her şeyi yapmak istiyorum. Tüm bunların ışığında Nemanja Bielitsa'nın Sırp basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli uzunlardan biri olduğunu söylemek sanırım hiç abartılı bir tanımlama olmayacaktır. Evet arkadaşlar, peki Nemanja Bielitsa tekrar Fenerbahçe Beko'ya geri dönerse takımın oyun anlayışına, basketbol kalitesine nasıl bir katkı sağlar? İsterseniz biraz bundan bahsedelim. Öncelikle Jan Veseli, Devin Booker ve kalırsa Danilo Bartel rotasyonuna inanılmaz bir zenginlik katacağını söyleyebiliriz. Nemanja Bielitsa transferiyle Fenerbahçe Beko playoff adayı bir takımdan direkt şampiyonluk adayı bir takıma dönüşür. Fenerbahçe Beko'nun son yıllarda oynadığı basketbola baktığımızda 4 numara pozisyonundan özellikle minimum dış şut katkısı alması takımın hücumunun genişlemesine engel oluyor ve Fenerbahçe Beko'yu savunulması daha kolay bir takım yapıyordu. Bielitsa öncelikle Fenerbahçe Beko'nun bu sorununu direkt olarak çözer. Ayrıca Veseli'nin 5, Bielitsa'nın 4 oynayacağı bir yapıda 2 pasör uzunun katkısıyla uzundan uzuna, uzundan kısaya gözümüzün pasını silecek harika paslar izleyebileceğimizi söylememiz lazım. Fenerbahçe Beko'nun Veseli, Bielitsa ikilisiyle Euroleague'in en elit uzun rotasyonlarından birine sahip olacağı, öncelikle ofansif anlamda durdurulması zor bir takıma dönüşeceğini söylemek lazım. Tipped off by Veseli! Oh, it's tipped in! Nemanja Bielitsa tips it in!
It's offense by accident by Fenerbahce. Watch this. Bogdanović lost it. Vesely keeps it alive. Evet arkadaşlar, bakalım Nemanja Bjelica'nın tekrar Avrupa'ya dönüş süreci gerçekleşecek ve iddia edildiği gibi tercihi Fenerbahçe Beko'mu olacak, göreceğiz. Ancak şunu açık açık söylemekte fayda var. Fenerbahçe Beko bu transferi yaparsa Avrupa'nın bu sene açık ara en önemli transferlerinden birini gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. Evet sevgili dostlar, bu tarz içerikleri sizlerle paylaştığımız ve basketbolu konuştuğumuz için kendimizi son derece şanslı hissediyoruz. Kanalımıza verdiğiniz destek, içeriklerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen bizi desteklemeyi bırakmayın. Sizlerle kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.